biz ekstra işler bekliyoruz. Samsunspor. Yüksel Başkan bunlara boş bırakmadı. Net bir fırsat. Şu an prensipte anlaşılan oyuncular var, resmiyete dökülmedi. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Samsunspor transfer özel yayınıyla karşınızdayız. Samsunspor'un transferdeki son gelişmelerini ve Giresunspor'la oynadığı son hazırlık maçını Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Programa başlamadan önce senin hatırlatmak istediğin konular var. Onları hatırlat. Ardından Samsunspor'un gündemindeki son gelişmeleri konuşalım, buyur. Tabii. Öncelikle izleyen herkesten kanalımıza abonelik, ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yılbaşı Samsunspor bu hafta biliyorsunuz bay geçecek. O yüzden evet. Transfer programını yapıyoruz sadece. Ki zaten son gelen transfer var. Alen Melinović var. Evet. Önümüzdeki haftadan itibaren Samsunspor da sezonu açacak. Balıkesir maçıyla açıyor değil mi? Yanlış ayın 20'sinde Cuma günü. Öyle. İkinci haftanın açılış maçı. Aynen, ikinci Cuma haftanın açılış maçı. O zamandan itibaren, yani 20 Ağustos haftasından itibaren konuşmaya başlayacağız. Tekrardan şunu söyleyelim. İzleyen herkesten bu videomuzun sonuna kadar izlemelerini rica ediyoruz. Ayrıca beğeni ve yorum yazmanı da rica ediyoruz. Beğeni de, yorum da bizim için önemli. Evet. Ayrıca tüm Samsunspor taraftarlarından katıl butonumuza destek. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmelerini bekliyoruz. Özellikle Instagram başta, ardından Twitter ve Facebook'tan. İlk olarak Alen Melinović ile başlayacağız. Şundan dolayı biz geçen hafta cumartesi... Bence ilk önce şundan başlayalım. Sako ile başlayalım. Tabii, çünkü Sako daha önce geldi, denemeye alındı. Tamamdır. Ardından Melinović ile devam edelim. Tamam. Dün bir haber çıktı. İlk olarak sabah erken saatlerde Bakary Sako ile bir yıllık sözleşme yapılacak diye. Ama akşam aynı kaynaklardan farklı bir haber yayılmaya başladı. Bakary Sako'yu Mehmet Altıparmak Hoca'nın beğenmediğini, idman performansını. Bir de sakatlandığı söylendi. Onu da sen bana sabah söyledin. Ben onu bilmiyordum, onu söyleyeyim. İdmanda mı olmuş o? Aynen, idmanda sakatlanmış. İdmanda, aynen. İdmanında. Ardından da vazgeçilmiş diye söylendi ama. Tamamdır. Bakalım hangisi akşam doğru zaten. Akşam bir haber çıktı dün ve Mehmet Altıparmak Hoca'nın Sako'yu istemediğine, beğenmediğine dair. Zaten bu hamle gereksiz bir hamleydi ve Samsunspor için hayırlı bir durum olmuş oldu otomatik olarak. Valla geçen hafta dibine kadar bu olayı değerlendirdik, dedik ki evet. Sako'nun orada konaklaması, yemek yemesi bile Samsunspor'a bir külfet, buna bile yazık dedik. Ya bu kadar ince detaylı düşündük, anladın mı? Çünkü niye? Bazı durumlar var. Mesela geçen sene Fenerbahçe Diego Perotti'yi getirdi. Ya adamın müzmin sakat olduğu belli, bak yine sakatlandı. Trabzonspor Starıç'ı getirdi, müzmin sakat, o da sakatlandı. Samsunspor'un da zaten Sako'yu getirmesi tam bir fiyasko. Bir de şöyle bir durum var. Ya senin maddi gücün olmaz, anlarım. Ben adam alamıyorum dersin. Bu oyuncu bir deneyeyim. Hani alırsam, yani daha doğrusu beğenirsem, bana uyarsa ucuz bir rakamdan anlaşırım dersin ama Samsunspor'un böyle bir şey gerek yok ki. Yani. Çünkü Samsunspor'un zaten maddi gücü çok yüksek. Yani zaten bir yanlış bir hamleydi bu anlamda ve hayırlısı da oldu. Sen devam et, ardından yorumlamaya devam edelim. Şimdi şöyle zaten. Samsunspor'un Giresunspor maçıyla hazırlık maçında Sako 45 dakika oynadı. Çotanak Arena'daki hazırlık maçında ikinci yarının başında girdi. Pek bir etkinlik de gösteremedi ki bu çok doğal. Zaten oyuncu ne zamandır maça bile çıkmıyordu. Ama Samsunspor'un zaten neden Sako'yu denediği de hani garip bir durum değil miydi? Yani Samsunspor'un sol açığı çok dolu. Bir dünya oyuncu var. Şimdi şöyle görürüm ben bu olayı. Çok inanılmaz bir forvet oyuncusudur. Samsunspor'da 2 yıldır zaten forvet alamadı doğru düzgün. Tomani iyi bir oyuncu ama o belini bir türlü doğrultamadı sakatlıklardan maalesef. Hani bu Sako değildir de iyi bir santrafordur. Onu ben denemeye getiririm, anlarım. Hani o kumarı alabilirim belki. Çünkü Samsunspor'un en sıkıntılı yeri santrafor. Ama zaten kadroda 7 tane sol açık var. Daha niye Samsunspor sol açık getirip deniyor ki? O zaman oyuncuları boşuna mı aldım diye düşünüyor mesela. Darri'yi aldı, Cinari'yi aldı, Furkan Felmi'yi aldı. Pluman zaten geçen seneden bir bela olarak duruyordu. Baktığında kontenjan anlamında da. Hani zaten burada bile bir akıl sıkıntısı yok mu? Yani Sako'yu niye getirdi denedi Samsunspor? Bu çok iyi bir santrafordur bu oyuncu mesela. Sallıyorum. Sako'nun eski takım arkadaşı bizim olduğu için. Bizim düşündüğümüz gibi mi düşündüler acaba? Christian Benteke'yi getirmiştir Samsunspor. O da çok sakatlık yaşadı kariyerinde biliyorsun. Benteke zaten bizim ülkemize gelmezdi. Hani sakat haliyle bile gene piyasası olan bir adam. Hani Benteke'yi denemeye getiriyordur Samsunspor. Çünkü onun Palas'tan arkadaşı, tamam derim ama zaten Sako'nun olduğu yerde 7 tane adam var ya. Hani Sako'yu 8. yabancı olarak getirmen bile mantıklı değil ki. Ne düşünüyorsun? İşte ben şunu soracağım sana. Sence geçen hafta söylediğimiz konuda onlar da aynısını mı düşündüler? Hangisi? Dedim ya, o kadar adam var sol açıkta ama Yasin dışında hiçbirisini oynatmam ilk 11'de. Verimsiz hepsi, yanlış transferler. Tamam da o zaman niye bu kadar sol açık alındı? Sağda adam yok. İşte garip yani, diyor. Zaten Samsunspor'da hiçbir şey anlayamıyorsun ki.
Gelen forveti de konuşacağız biraz sonra. Ona da geçtim. Pulumayi'nin yine tekrardan deneme alınmasının da yanlış olduğunu söyledik. Bak biz bunları görebiliyorsak hoca bunu göremiyor mu? Mehmet Altıparmak hocam. Aynen. Zaten Alen Melunovic'i konuşacağız. Bence hoca orada yok yok oyuncuyu... Melunovic'i demiyorum. Pulumayi'ni söylüyorum. Denemeyi aldı bence ya. Bence orada hocaya başkan dedi ya senin dediğin gibi. Bu oyuncuyu bir deneyin diye. Onu bir deneyinle, onun denemeyle yani Pulumayi'nin. Yani bazı zaten. Oyuncuların şeyleri belli. Belli. Yani aynen. Bu oyuncuyu sen getirip zaman kaybetmen bile sana zarar. Hadi onu da geçtim. Konaklaması yine bak ince detayına kadar evet. Düşünüyorum. Samsunspor için zarar. Yani. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi çok iyi bir transfer geldi sol beke. Samsunspor'da da böyle bir hastalık var. İyi oyuncular gönderiliyor takımdan. JJ geldi gitti. Her ne kadar işte işi yaşamak istemiyoruz diyorsa. Ben JJ'nin kendi gittiğini düşünmüyorum. Bence orada JJ kurbanlık koyun oldu. Vallahi olabilir. Bana öyle geliyor. Ben Samsunspor'da çünkü garip bir durum var. Kim iyi performans sergiliyorsa o gönderiliyor. İşte onu diyorum ya. Şimdi Hakay çok iyi transfer. Bak bir de Samsunspor sol bek sıkıntısını çözdü demiştik. Sağ bekte sıkıntı var demiştik. Forvet var demiştik ama şimdi sol bekte kara delik oldu. Şimdi dün akşam bir haber çıktı. Pulumayi, JJJJ ve Hakay ile yollar ayrılacak diye yabancı sınırından dolayı. Şimdi Samsunspor ligin bana göre en iyi sol bek rotasyonuna sahip. Soner ile Hakay. Ama Hakay giderse zaten intihar gibi olur. Çünkü sol bek yok zaten piyasada ve sol bek çok kritik bir mevki. Aynen öyle. Dünyada bile sol ayaklı insan yok neredeyse. Hani 18'de bir araştırma yapılmış. 18 ya da 19 insandan biri sol ayağını kullanabiliyor diye net bir şekilde. Yani sol bek en zor bulunan mevki futbolda neredeyse. Golcüyle beraber hatta kaleyle beraber. Hakay niye gönderilecek olabilir sence? Bu mantıklı değil ya bilmiyorum. Valla başkan biliyorsun transfer olduğu zaman programda söylemiştik. Hani bizim farklı bir projemiz var demişti o zaman için. Sana demişti hatta. Aynen. Onu. Acaba demek ki onunla ilgili bir gelişme mi var, bir şey mi var? Ondan mı böyle bilmiyorum ama Samsunspor'un zaten şu anda en iyi sol beki de Hakay ama. Ligin en iyi sol beki Hakay diyebiliriz bence. Ya, diyebiliriz aynen öyle. Yani ciddi anlamda Samsunspor hata yapar. Zaten diyoruz sağ bekte sıkıntı var bir kara delik. Kara delikten daha büyük bir delik. Şimdi sol beki de oraya attığın zaman da Samsunspor'un çok iyi olduğu dediğimiz stoper hattı bile çok sıkıntı yaşayacak bu sezon. Tabii çünkü şöyle. Bekler orada sürekli hata yaparsa kademeyi stoperler oraya gidecek. Kaymak zorunda kalacak. Onların da iflaha dönecek. Aynen. Yani nevri dönecek o zaman. İşte daha ciddi yük binecek stoper yani. Hattındaki oyunculara. Yani Samsunspor'da gerçekten ciddi anlamda hiç böyle ummadığımız şeyler yapılıyor. Yani sakat oyuncular deniliyor, işte geliyor gönderiliyor. Ya zaten bu adamın gönderileceği belli yani bir şey yapamayacağı belli. Tabii. Yani bunu getiren scout ekibi veya kabul eden hoca bunları göremiyor mu ben bunu anlamıyorum. Ya sana şöyle bir örnek vereyim. Mesela diğer takımlardan Tuzla Spor'da Samuel Yoğu. Çok kötü bir stoper değil mi? Sakar Şakir gibiydi geçen sene. Aynen. Sürekli takımı yakıyor. Yoğu'yu Tuzla Spor bu sene gene denese ne kazanır? Aynen. Hiçbir şey kazanamazdı. Ya da işte Ankara Spor'dan bir örnek vereyim. Siyahi bir stoper gelmişti. Oyuncu çok kötü. Kongolu mu neydi biliyorsun memleketi ülkesi. Adamı bu sene de kullansa Ankara Spor. Gerçi ikinci lige düştü. Kullanamaz da bu ligde kalıp kullansaydı gene bir halt olmazdı oyuncudan. Aynen. Hani bu ona benziyor mesela. Bazı oyunculardan olmayacağı çok belli. Bu adamı boşuna Samsun'a getirmek bile zaman kaybı ya, yani. Zaman kaybı ve ince detayına kadar konuşuruz diyoruz. Konaklaması, yemeği. Tabii. Onlar bile Samsun Spor için zarar. O kadar akademi biliyor. O kadar işte altyapı övülüyor ama niye işte Sakor'da deniliyor? Niye o oyuncular kadroya alınmıyor mesela? Zaten Samsunspor'un akademisinden iki tane oyuncu A takıma çıktı. Birçok oyuncu 3. ligdeki takımlara verildi. Sonraki satıştan pay %25. Yani ben sana sorayım o oyuncular mı Sako mu? Ya zaten Sako'yu getirmem boşa zaman kaybı. İşte yani Samsunspor ciddi anlamda orada bir hata yaptı. Sako'da tabii takımda kalmadı ve gönderilecek, gidecek. Yani. Pulumayi'nin de gideceği söyleniyor. Ki Pulumayi'nin zaten gitmesi lazım. JJ zaten gitti artık. Bu belli. Çok kötü oldu JJ'nin gitmesi. Hakay'ın da gitmesi zaten Samsunspor'u tamamen kıracak bir nokta. Şimdi Alen Melinovic'e geçelim. Sen başta biraz ardından ben yorumlarımı katacağım. Şimdi ben oyuncuyu tanımıyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Tanımadığım oyuncu ya da yorum yapmam. Senin iyi bildiğim bir oyuncu. Ben sadece ama şunu söyleyeceğim. Bu benim kendi hissiyatım, düşüncem. Şimdi geçen hafta bir haber çıkmıştı biliyorsun. Mehmet Altıparmak Hoca, Yüksel Başkan'dan Pay Şao'yu rica etti diye. Değil mi? Şimdi Pay Şao'nun kariyerini Türkiye'ye gelmeden önce az buçuk ben biliyordum. Sen daha iyi biliyordun. Pay Şao net safkan bir golcü. Hatta kardeşi var Flavio Pay Şao. O da golcü. Hani bu iki abi kardeş analarının karnından resmen dünyaya golcü olmak golcü olarak doğmuş gelmiş adamlar. Aynen. Şimdi mesela ben bu Melinovic'in kariyerine bakıyorum. Ben oyuncuyu tanımıyorum ama. Ya oyuncunun kariyerinde sadece çift taneli gol attığı 2 sezon var. Ve oynadığı takımlar da böyle üst düzey takımlar da değil baktığım zaman. Ve şimdi Samsunspor'un şöyle bir gerçeği var. Samsunspor'a bir santrafor gelecekse
bu soru işareti olan değil, Tomane'nin önünde olan biri gelmeli ki Tomane'nin her an sakatlanma riski var. Hatta Giresun maçının ilk yarısında bir pozisyon oldu. Maçı izliyorum Samsun Spor'un YouTube kanalından. Tomane yan basar gibi bir hareket yaptı. Aynen. Ayağıyla. Taraftarların hepsi yazdı direkt. İyi yaşa. Sen de gör. Taraftarların hepsini direkt korku sardı. Samsun Spor taraftarlarının. Tomane'ye gene bir şey olacak falan diye. Hani Tomane her an yüreği ağzında bir durumda zaten oynarken. Samsun Spor'un ne yapıp ne edip Tomane'nin önüne kaliteli bir golcü alması lazımdı. Benim bu kendi şahsi görüşüm, Melinović bence Tomane'nin önünde değil. Tomane birinci santrafor olacak. Ben onu anlıyorum. Bilmiyorum, sen ne diyorsun? Yorumun ne olur? Sen oyuncuyu ayrıntılı bildiğin için. Benim tek yorumum bu olacak. Bir de benim şöyle bir düşüncem var bununla alakalı. Bence bu oyuncuyu Mehmet Altıparmak Hoca istemedi. Ben öyle düşünüyorum. Bu Mustafa Astopal transferi gibime geliyor. Ben zaten hocanın da Melinović'i tanıdığını düşünmüyorum. Ya çünkü Payşao'yu isteyen bir hoca Melinović'i falan istemez. Ya herhalde. Pedersen'i ister mesela, bak anlarım. Aynen. Markus Pedersen. Valla şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle Samsun Spor için hayırlı olmasını diliyoruz. Aynen, hayırlı uğurlu olsun. Ožegović'i ister mesela. Gider ister Ožegović'i. Aynen. Arpmana'yı ister mesela. Aynen, Arpmana'yı ister. Ama yani Melinović'i Mehmet Altıparmak Hoca'nın ben istediğine inanmıyorum. Hoca çıkar belki açıklama da yapar ama hoca bir açıklama da yapmadı bu. Hani transferle alakalı falan yani. Hani böyle istediğimiz bir oyuncu tarzı bir şey de demedi. Hoca çünkü Giresun maçından sonra Samsun'un yerel medyasındaki isimlerle biliyorsun fotoğraf falan çektirdi, konuştu. Aynen. Oradan bir açıklaması falan olurdu yani, baktık. Bir açıklama da yapmadı. Bu transfer bana ilginç geldi. Bilmiyorum şimdi bu sene çok rakibi var Samsun Spor'un. Kafadan 8-10 tane. Yani ömrü Tuzla Spor bile daha iyi forvetler aldı Samsun Spor'dan maalesef. Valente ile Pedersen geldi. Aynen. Ümraniye Spor'da Kehin de var, Bambu var. Manisa FK Orjili aldı. Ankara Gücü'nün forvetini beğenmiyoruz. Eyüp Stanku'yu aldı. Eyüp Stanku'yu aldı, Umut Bulut'u aldı bir de. Aynen. Baktığımızda daha oyuncu kovalıyorlar. Bandırma Manay'ı aldı. Aynen, Bandırma Manay'ı aldı. Samsun Manay'ı alsaydı keşke mesela. Tam pivot santraforu yani. Aynen. Adam. Geçen sene 12 gol attı ya adam. Saymış olduğum bütün forvetler Alen Melinović'ten çok daha iyi ya bir forvetler. Ben bu transferi anlamadım. Samsun Spor'un hedefi ilk 2 ise eğer, Melinović o beklentileri karşılayacak oyuncu gibime gelmiyor benim. Bilmiyorum, sen ne diyorsun? Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bunu tekrardan bir söyleyelim. Şimdi Samsun Spor'la ilgili yorumlar yaptığımızda herkes bizden şey bekliyor. Samsun Spor'un transferlerini övmemizi bekliyor. Hani niye hep böyle kötü diyorsunuz? Ya iyi oyuncuyu biz niye övüyorsak, kötü oyuncu da tam tersi. Aynen. Kötü olduğunu söylüyoruz. Bu böyle bir durum. Şimdi biz neden Barış Baştaş'a kötü demedik? Neden Aykut'a, neden Osman Çelik'e kötü demedik? Hasan Kılıç'a. Neden Ali Ülgen'le Soner'e kötü demedik? Evet. Bu böyle bir şey. Ha, yeterlik durumları farklı, 11 durumlar. Bunlar ayrı. Ama yanlış oyuncu yanlıştır. Yani şimdi zaten bir kere Samsun Spor taraftarlarına şunu söyledim yazanlara. Hani demişlerdi işte Messi gelse bir kusur bulursun. Niye kusur bulalım ki? Oyuncu kötüyse kötü diyoruz. Tabii. Bak işte Sakal geldi söyledik. Pulumay'ın kadroya alın tekrardan denemeye. Yanlış dedik. Bak gönderiliyor işte oyuncular. Şimdi Alen Melinović'te de şöyle bir durum var. Yani bu oyuncu TFF birinci liginde Bandırma Spor transferiyse de gene yanlış transfer derdim aynısını. Onu tekrardan söyleyeyim bir kere. Bu bir. İkincisi Alen Melinović bu ligde iddialı bir söz kullanıyorum. Yanılabilirim de. Alen Melinović çift gol yapamaz. Bak çift gol atamaz. Çift taneli gollere ulaşamaz. Çünkü bu ligde Alen Melinović'in oyun tarzının çok zıtlı bir oyun anlayışı var. Alen Melinović çok yumuşak bir oyuncu. Ama bu lig nasıl bir lig? Çok sert bir lig. Bu sene TFF 1. Lig Süper Lig'den daha beter topu olacak. Ayağına aldığın zaman da 2-3 kişinin bastığı bir lig. O yüzden Alen Melinović'in burada iş yapması çok imkansız. Bir de şöyle bir durum var. Zaten Tomane 1. forvet olacak. Tomane'nin önünde de değil, arkasında da değil, yanında da değil. Alen Melinović burada en fazla İşte sonradan 10 dakika kala oyuna girer. Bir şey olur öyle oynar. Mehmet veya Akgüz'ü bile sanki önünde görüyorsun Melinović'in. Bana öyle geliyor. O da önünde. O da zaten yanlış dedik. Biliyorsun Adana Demirspor'da yaptıklarını. Yani o 3. santrafor olarak. Valla Samsun Spor'un şu anda forvet attığı kara delik. Valla Tomane'ye Allah korusun bir şey olursa. Ben zaten skor atacağını söyledim. Skor atacağını söyledim zaten. Tomane güven vermiyor yani. Allah her an bir sakatlığa meyilli bir hareketi var. Bilmiyorum, Samsun Spor için büyük sıkıntı olacak. Aynen. Sağ açık da yok hala takımda. Sağ açık yok, sol açık patladı. Şey, sol bek patladı. Hakay giderse sol bek büyük sıkıntı. Aynen. Hüseyin Öztürk'ün bu takımda ne işi var? Yani olmaması aynen lazım. Yani bilmiyorum, Samsun Spor ciddi anlamda hatalar yapıyor. Bir de şunu söyleyelim. Biz hiçbir takımın taraftarı için transferi övmeyiz. Ya tabii canım. Hiçbir zaman da kötülemeyiz. Yani aynen, bizim öyle kendi düşüncelerimiz var. Onların açısından yorumlar yapıyoruz. Ha, sezon başlar. Muhasebesini yaparız dersiniz ki bize, siz bunları söylediniz 100 tane şey, 95 tanesi yanlış çıktı. Ama geçen seneye bakarsanız 100 tane şey söylediysek 99 tane doğru çıktı. Niye?
Bir JJ'de yanıldım. Sen de Samsun Spor'un direkt çıkacağını da yanıldın. Ertuğrul Hoca zaten beni yaktı. Aynen öyle. Hani o yüzden bizler burada kendi görüşlerimizi belirtiyoruz. Yani biz hiçbir zaman bir tarafa şirin gözükmek için yorumlar yapmıyoruz. Hani biz şimdi Samsun Spor taraftarından çok fazla destek oluyoruz. Tabii canım. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Aynen, şimdi ben Samsun Spor taraftarı için bütün gelen oyunculara iyi desem, tamam mı? Örnek veriyorum. Buradan bir kere anlayabilirsiniz. 10 tane oyuncu geldi. Hepsini iyi desem. Bu oyuncunun 9 tanesi yanlış çıktığı zaman da benim yorumlarımı dikkate alır mısınız bundan sonra? Tabii ki de almazsınız. Aynen öyle. Bu her takım için geçerli. Ya biz ne düşünüyorsak onu. Adana Demirspor'dan da biz iyi destek alıyoruz. Ama Adana Demirspor'un yaptığı Tayfun Aydoğan hamlesini dedik. Biz aynen. Bunu anlamadık mesela. Her takımda var bu böyle. 2 senedir potayı söylüyoruz Bandırma Spor'da. Aynen. İşte Samsun Spor taraftarlarına bu yüzden her takım taraftarına da bunu söylüyoruz. Lütfen bütün programları izleyin diye. Pota ne oldu? Artman'a yanıldı önüne işte. Şey Bandırma'ya Alen Melinovic'in çok daha kariyerli iki forvet geldi. Pote ile Traore sen ikisine de olmaz dedin ikisi de gitti. Aynen ikisi de gitti. Pote Apoel formasıyla Dortmund'da 2 maçta da gol attı. 2017-18'de adam ve şeyde bile gol attı. Signal Iduna Park'ta. Aynen. Yok Dortmund'un sahası hangisiydi? Borussia Park işte. Ha, Borussia Park çok pardon orada bile gol attı. 1-1 bitti o maç biliyorsun yani. Aynen. Pote'nin öyle bir kariyeri var. Ama kariyer bu önemli ligde değil. Bu ligde 2 kere gol kralı oldu ama... Artık onun devri bitti. Tabii yani. Kariyer önemli Traore'ye değil. Traore'ye baktığımızda adam Monaco'da falan oynadı. Orada da Bandırma Spor taraftarı tepki gösterdi. Anzi'nin en paralı olduğu dönemde Traore Anzi'deydi. Eto'nun falan, Mubarak Boğuz Safa'nın, Willian'ın olduğu dönemde. O da burada bir şey yapamadı. Nal topladı i̇şte yani. Orada da Bandırma Spor taraftarı tepki gösterdi. Övülmek istiyorlar ama aynen. Övülmek diye bir durum yok. Zaten Türk futbolu işte bu yüzden bu durumda. Niye Galatasaray gidince işte St. Justin'ı yenemiyor? Veya niye Trabzonspor Molde'yi mağlup edemiyor? Bunlar böyle durumlar. Yani maalesef. Yapılan transfer. Yanlışsa yanlışı söyleyeceksin, canım, doğruysa doğruyu söyleyeceksin aynen, yani. Aynen. Bir de şöyle bir durum var. Bak ben bunu açık ve net söyleyeyim. Samsun Spor taraftarının %99.99'u Alem Minnevuş bir kere duymamıştır adını. Sosyal medyada bakıyorum yorum yapıyorlar. Çok iyi. Pivot santrafor kafa topları çok iyi. Ya bir kere izlememişlerdir. Ya benim, bu kadar aynen, eminim ben yani. Ben seninle o konuda aynı görüşteyim. Melinovic'i... Anca çok deli bir şekilde Balkan liglerini takip etmen lazım. Aynen. Bilmen için. Veya işte Hırvatistan ligini takip etmen lazım. Tomane gibi bir oyuncu değil. Tomane uluslararası düzeyde bilinen bir oyuncu. Kızıl Yıldız'dan geldi çünkü aynen. Geçen Hırvatistan sene. Dedim yanlış söyledim. Çek Cumhuriyeti ligini takip aynen. etmen lazım. İşte Teplice'de falan oynadı. Varnsdorf'da oynadı. Hani derim ki en azından oralar Vitezloz'da oynadı. Polonya liginde çok fazla takip ettiğim bir lig olduğu için biliyorum. Ya yok kariyer olarak oynadığı takımlara bakınca zaten oyuncunun elle tutunur pek bir yanı yok. Aynen öyle. Bir maalesef. Son takımında işte Napredak'ta 14 gol attı. Bir de 10 gol attı. Şey sezonu var. Onu tekrardan buradan söyleyeyim. Yanlış telaffuz yapmayalım. Varnsdorf olması lazım da veya Çin Ligi Changzhou'da yaptı bunu da. Bu da ikinci lig takımı. Evet. Çin 1. Ligi, Süper Ligi değil. Aynen. Yani o yüzden Alen Melinovic transferinin ben yanlış bir transfer olduğunu düşünüyorum. Samsun Spor'un şu anda pivot santrafor bölgesi, leblebi golcü bölgesi büyük bir sıkıntı da onu söyleyeyim. Vallahi ben isim olarak bu oyuncunun tatmin etmediğini düşünüyorum. Bakalım hani sahaya çıktığında ne yapacak çok merak ediyorum ama Samsun Spor risk aldı. Yani Tomane'nin her an sakatlanma riski var. Oraya çok kaliteli ve garanti bir golcü almalıydı. Aynen. İbrahim Abalde gibi, işte Payishao gibi, Ozegovic, Pedersen. Süper Lig'den örnek vereceksek Mame Diouf gibi, Anadolu takımlarında oynayan hani Babakar gibi, işte öyle kaliteli golcülerden. Geçen sene Alanya'da oynayan Adam Barreiro gibi, yırtıcı bir santrafor. Hani o tarzda oyuncular almalıydı. Bakalım Samsun Spor büyük bir risk aldı. İnşallah hani Samsun Spor'un aldığı bu risk elinde patlamaz. Bu büyük bir risk. Hı hı. Gündemde bir de İsmail Diomande var. Diomande iyi bir oyuncu. Orta sahada yırtıcı bir oyuncu ama söyledik ama o da sakatlık son 2 sezonu boş geçirdi. Şundan dolayı boş geçirdi. O pandemi sezonu vardı ya 19-20. Evet. Onda kötü bir sakatlık geçirdi. Geçen sene Konya'ya geldi. Çok kilo alan bir haldeydi ve o geçen sezonda da çok maça çıkmadı. O sakatlıklar falan hala etkisini hissettirdi ona. Diomande kötü bir oyuncu değil ama hani o kilo problemi ve sakatlık daha çok işte. Sakatlık evet, bir sakatlık yani. Ciddi bir sakatlık geçirdi bir de yani çaprazdan falan. Hı hı. Eğer sağlık durumu iyi kontrol etmeden alınırsa Diomande sıkıntı olabilir. Aynen. Ya bir de Samsun Spor niye sakat oyuncular gidiyor ya? Aynen o büyük sıkıntı. Ya şimdi akıl var mantık var. Belki yine diyecekler yine oyuncu kötülüyorsun ama yani akıl var mantık var. Oyuncu sakat ya. Perotti gibi, Stanić gibi, Sako gibi sakat oyuncu geliyor yani. Diomande çok iyi bir oyuncu. Dün de konuştuk aramızda. Tabii. Çok iyi bir oyuncu. Aynı Onazi gibi diyelim işte. Onazi de çok iyi oyuncuydu. Sakatlıklar bitirdi. Doğru. Şimdi Diomande'de de sakatlık durumu var. Eğer Diomande zaten sağlam olsun, Diomande çok iyi bir orta saha oyuncusu. Diomande sağlam olsa zaten Süper Lig'den aşağıya düşmez. Aynen. Hatta hatırlıyor musun Muslera'nın ayağının kırıldığı maçta bize Galatasaray'ı yenmişti. Diomande maçın yıldızıydı açık ara. Yıldızıydı. İyi oyuncuydu Haziran Diomande. Haziran ya da Temmuz ayındaydı o maç. O pandemiden sonra Haziran Diomande büyük oyuncuydu yani.
o dönemde iyi oyuncuydu gayet ama şu anki sakatlık problemlerinden dolayı Diomande de bir risk olur. Tabii ki büyük bir risk. Yoksa iyi bir oyuncuydu ama sakatlık durumu maalesef kötü noktaya çekiyor. Maalesef. Ya Samsun Spor'un elle tutulur transfer yapması lazım da forvete maalesef yapamadı. Eğer Akay da giderse ciddi sıkıntı olur. Zaten Akay giderse sol bekte Soner ve Hüseyin Öztürk kalıyor. Hı-hı. Hüseyin büyük sıkıntı. Aynen. Ya Hüseyin'i Samsun Spor'a kim aldı anlamadım ben Hüseyin Öztürk'ü. Ben de anlayamadım. Etimesgut Belediye'de ön plana çıkan 3 tane oyuncu vardı, 2-3 tane. Şahin Fıstıkçı, Eyüpcan Delibalta, biraz Çağlayan Menderes, genç oyuncu gelecek vadeden. Etimesgut'tan başka alınacak bir oyuncu yok. Hatta Şahin falan da Samsun'da oynayamaz. Eyüpcan da oynayamaz. Onlar TFF'nin seviyesinde değil. Evet, ikinci ligin iyi takımlarında rahat oynayacak oyuncular. Zaten Şahin Ankara Spor'a gitti. Ankara Spor bu sene iddialı. Eyüpcan'la Çağlayan da Sakarya'ya gitti. Sakarya da gene iddialı bir kadro kurdu. Hani gene play-off finalinde kaybeder mi kaybetmez mi onu bilmiyoruz. Sezon sonu bakacağız. Ama hani Etimesgut Belediyespor'da zaten geçen sene hiçbir oyuncu TFF 1. Lig'de oynayacak seviyede değildi. Hı hı. Şahin Fıstıkçı bence Menemen'de falan oynar Balıkesir'de bu ligde. Hı hı. Hani öyle söyleyeyim ama yukarı oynayan takımlarda olamaz. Tek o vardı. Hüseyin Öztürk'ü kim aldı bu takıma? Neden aldı? Niye aldı? Hani ben onu hala anlamadım. Hüseyin Öztürk bu takımda oynayamaz. Aynı Ahmet Han gibi. Boşa yer kaplar. Ya aynen öyle. Onunla ilgili çok zaten yorum yaptık geldiği zamanla da. İkinci ligde bile zaten şampiyon olacak takımlarda oynayamayacak bir oyuncu. Tabii. İkincilikte mesela 5-10 tane sol bek var, sayabilirdin. Hüseyin Öztürk onlardan biri. O zaman da saydık yani. İşte Muharrem, evet. Doğan'ı saydık. Tabii. Nafi Can'ı saydık. Var. Bülent Uzun Bülent vardı. Uzun, çok oyuncular saydık. Ama maalesef Samsun Spor hiç ön plana çıkmayan oyuncu transfer Gök. Etti. Barış Gök. Aynen. Yani yanlış transfer. Samsun Spor şu anda ciddi anlamda bir kara deliği varsa bir anda 3'e çıktı. Onu söyleyeyim. Vallahi Hakay kesin gidecekse eğer sol bek çok büyük sıkıntı olur. Aynen öyle. Soner iyi bir oyuncu. Benim lafım yok ama Soner'e bir şey olursa ne olacak? Vallahi Soner'e bir şey olursa da olmazsa da benim orada bir düşüncem daha var zaten söylemiştim. Soner'in ilk 11'de yeterli olacağını düşünmüyorum. Bir tekrar söylüyorum. Keçiören Gücü'nün seviyesiyle Samsun Spor'un seviyesi bir değil. Ya öyle diyoruz da Giresun Spor'da Hüsamettin'le Süper Lig'e. Ya öyle ama işte ya. Soner iyi oyuncu o yüzden yok, diyorum. Yok Soner zaten iyi oyuncu, ben kötü demiyorum ama işte yani yeterlilikler var, anlama. Yetmiyor. Şimdi baktığın zaman da şimdi birçok takımda mesela diyoruz ki işte bu oyuncu var diyoruz. Şimdi Giresun Spor evet çıktı ama Giresun Spor'da biraz bakıyorsun Samsun Spor'un şeyinden çıktı. Şimdi tam tersi. Hatalarından. Tam tersi. Diyorsun. Giresun çıkamasa ne diyecektik Hüsamettin için? Zaten bu oyuncuyla bu takım çıkamaz mı diyecektik? Öyle Allah, diyecektik zaten. Aynen oraya gelirdi iş. Ya öyle oluyor Hüsamettin yani. Hüsamettin yetersiz yani. Aynen. Bak 3. Lig'den bir sol bek söyleyeyim geçen sene oynayan Hüseyin Öztürk'ten daha iyi. Mustafa Emrecan bu sene Tuzla'ya geri döndü. Aynen, kiralıktı. Hüseyin'den 5 kat iyi sol bek Mustafa Emrecan. Aynen hani öyle. Ben anlamadım Hüseyin Öztürk'ü neden aldı Samsun Spor. Açıkçası eğer Hakay gidecekse Samsun Spor'da sol bek de çok büyük sıkıntı olacak. Yani bir de şimdi ligdeki birçok takıma bakıyorsun açık oyuncuları çok iyi. Aynen. Samsun Spor eğer Hakay'ı kaybederse mesela. Sağ bekte Ali yetenekli bir oyuncu ama Ali ilk defa bu seviyede oynayacak. O kaliteli oyuncuların karşısında bu beklerin işi sıkıntıya girer. Vallahi ciddi sıkıntı var. Bakalım Samsun Spor zaten daha sol bekte transfer yapmayacaktır Hakay giderse de. Tabii kim onu alacak söyleyelim. Ki? Sol bek yok, Türk yok. Kim var sol bek? Aynen yok, kimse yok zaten. O yüzden Samsun Spor'da artık yeni sezonun hayırlı olmasını diliyoruz. Bu hafta lig başlıyor. Samsun'un maçı yok ama haftaya sezon açacak. Transferlerin dahil olmasını diliyoruz. Aynen. Biz her yorumumuzu yaptık. Tabii. Zaten ilk başladığı zaman da hafta hafta muhasebesini yapacağız. Görüşlerimizin karşılığını göreceğiz. Samsun Spor taraftarına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Videolarımıza verdiği ilgilerden dolayı. Aynen, çok İnşallah sağ olun, teşekkür ederiz. Bu videomuza da bol bol beğeni ve yorumları gelir. İnşallah. Ayrıca paylaşmalarını da bekliyoruz. Ben sana tek bir şey soracağım bir de kapatmadan önce yavaştan. Samsun Spor'da şöyle bir düşünce olabilir mi? Biz Soner için Keçiören'e çok ciddi bir bonservis verdik Keçiören Gücü'ne. 3 milyon TL olması lazım diye biliyorum paranın. Hı hı. Eğer yanlışsa izleyicilerimiz de düzeltebilirler. Şimdi biz 3 milyon TL'ye verdiğimiz oyuncuya, bonservis verdiğimiz oyuncuyu yedek oturtmayalım mantığı olabilir. Vallahi olabilir de olmayabilir de ama zaten böyle bir mantık varsa da çok büyük bir yanlış. Bak mesela Samsun Spor'da sol açık yok. Hakay sol açıkta bile oynayabilir bence. Yok, Hakay sol açık oyuncusu değil. Hakay ama sol en azından etkili bir oyuncu. Yok. Kıvrak yani. Yok, Hakay sol bekte oynar. Bak işte bazı oyuncular... Caner Erkin gibi kullanamaz mı? Yok, sol açıkta oynayamaz. Ya oyuncuların belli noktaları çünkü var. Çünkü hiç sol açık yok. Bak Yasin'e bir şey olursa büyük sıkıntı. Darri falan hiç güven vermiyor. Yok, güven vermiyor ama Hakay'ın sol yeri, sol taraftaki yeri sol bek. Sol açık değil. Yani bir oyuncuyu sen alıp değiştirdiğin zaman da o verimi alamazsın. Samsun Spor'un bence... Eğer öyle düşünüyorsa Soner konusunda o da yanlış zaten. Bir de Samsun Spor için zaten Balıkesir maçı test maç olmayacak. Onu şimdiden söyleyelim. Hani o maçta Cinari de, Melunoviç de, Darri de kim oynarsa oynasın, iyi oynarsa o test maçı değil. Samsun Spor için gerçek test maçı Kocaeli maçı. Aynen öyle. O maçta bir şeyler bize belli edecek. Çünkü
Balıkesir Spor'un durumu belli. Yani Balıkesir tahtayı açamayacak görünen de o. Aynen. O yüzden diyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Kapatıyoruz. Tüm Samsun Spor taraftarlarına da çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz destek için. Bu videomuza da bol bol beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tüm Samsun Spor taraftarlarına selamlarımızı gönderelim. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini artıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.